Aleyküm selam ve rahmetullah. Yaprasız mı ya? Ne bey? O aziz yaxşı işlemə yaptı. İndi yaxşı var ya dostum. Ha, indi yaxşı. Ha, onu YouTube'da hali yeni videolar görürsüz çok çıkar verir. Uzat avaz ki. Ha, şu an ne kadar sana çıkar verip dururken de şu an bir video çıkıp oldu. Şimdi o ateist bile Müslüman baksı ki. Şu an yakırdım. Şu andan boşla şu ateistle bu pasakir git kaldım da. Şimdi Ette kendim şu bahs kıldı, kub ateistler falan bahs buldu. Ben de kuduğa şükür Müslüman ile de kuttu bugün ben, o zaman hazırım Müslüman mı? Kim sağ ol cevap kısa, şimdi tanımıyordu bile ateistler, uçi, buçi, duradı. Hani dalil alıp gibisiz, mutta dalil alıp gibisiz, ikinci dalil söylüyor. Ayana bugün dalil alıp gibisiz, uçi, buçi kuluradı da. Kim şu hafta sağ ol uylandırıp bitti bana. Hali Allah Kur'an'da yerini yerge onlarda kazık kıyan değiladı. Yer kımınlamasılık için. Şu anda soru kili yaptı ki hazır alını anıqlayan yer kımınlaşı iki kıl buladı yu. İşte tektonik buladı. Tektonik yer kımınlaşı bu şu tağlar kuçuşudan buladı. Şu tağ bulmayan da yer kımınlaması dedi. Ama önce cevaba ettim. Şu kazık kulağın için yıkımıyla yaptı da dedim. Kim şu nasıl uylandırıp bıydı? Ne nasıl uylandırıp yaptı sizi? Açıkça heyecanlı yaptı. Ben gitti cevap bir alasın şu yıkımıyla aşk hakkıda. Hop, siz uzun aslı ne bilen şugurlanız? Kasbiyiz ne mi? Kasbim o'quvchiman hozir. Nima o'qiysiz? Shu tilga hozir til o'rganaman. Yoshingiz nechida? Yoshim 20 da. Xo'p. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa qad nazzala alaykum fil kitab أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم نساء سورة بريش قرغنش آيات شو آياتنا أزيزك دستر قوالين الله تعالى اعتدى بتحقيق Allah sizlerge kitapta nazil kıldı. Vakad nezzele aleykum fil kitab. Kitapta sizge nazil kıldı. Ne mene? En. İza semi'tum. Eğer kaçan ki işitseniz. Ayatillahi yukfaru biha. Allah'ın ayetlerine küfür kiltirişi yaptı. Bir cemaatte işitip durursunuz ki. Allah'ın ayetlerini inkar kılışı yaptı. Ve yüstehze'u biha. Ve onu istihza kılışı yaptı. Maskara kılışı yaptı. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Ular bilan birga o'tirmang. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ Boshqa gapga o'tmagunlaricha. Boshqa gapga o'tsalar o'tirsangiz bo'ladi ular bilan. إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ deyapti. Agar o'tiraversangiz o'shalar bilan bo'lib qolasiz. O'shalar bilan bir xilsiz deyapti Alloh taolo. Va davomida tahdid qilyapti. إِنَّ اللَّهَ جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Albatta ishonchingiz komil bo'lsinki Alloh taolo munofiq va kofirlarni jahannamda hammasini jamlaydi. Kofirlar Allohning oyatiga istihzo qilayotganlar, munofiqlar o'sha istihzoni eshitib o'tirganlar bo'ladi. O'shaning uchun bu xos sizga munofiqsan, kofirsan demoqchi emasman. Eshitganingiz sababli sizga qarang, 20 yoshsiz. Qalbingizga shubha g'imirlayapti. Iymonning bebaholigini bilgan odam
Bu bebaho narsani asrashni ham bilish kerak. Agar siz yetarli ilmga ega bo'lsangiz, xohlagan sahifasiga kirib ularni tirqalab tashlang deyman. Lekin savol berarkan siz ulardan bitta javobni eshitib shubhaga tushib qoladigan bo'lsangiz, oldin siz shubhani bartaraf qiladigan ilmga ega bo'ling. Bo'lmasa kirishmang. Tog'lar to'g'risida Alloh taolo Qur'oni Karimda bir qancha oyatlarni nozil qilgan. Tog'larning vazifasi faqat yerni ushlab turish, zilziladan saqlab turish degani emas. Faqat unaqa degan ma'nosi yo'q. Alloh taolo tog'lar haqida bu yerda nechta oyat bor? Nechta oyat keltirib berish mumkin? 10lab oyatlar bor tog' haqida. Bularni hammasini o'rganib chiqsangiz, bugungi kunda ilmi fan yetib kelgan haqiqatlar ham bor. Bugungi kunda hali ilmi fan yetib kelmagan haqiqatlarni ham Qur'on aytgan. Uni yechimi yo'q, hozir uni yechimini hamma bilgani yo'q. Qur'oni Karim hech qachon mantiqsiz, ilmga zid narsani gapirmaydi. Qur'oni Karim yo ilmga muvofiq narsani gapirgan bo'ladi, yoki hali ilm yetib kelmagan narsalarni gapirgan bo'ladi. Menga bir ateist savol beradi shu tog'lar to'g'risida. Tog'larni va alqor rovasiya degan Qur'onda, rovasi tog'lar shu. Tog'larni biz tashadik degan. Ha, tashadik degan, xo'p. Qanaqasiga tog'lar yerdan o'sib chiqadi-ku, deyapti. Men aytdim, urug'ni ham yerga tashaysan, keyin o'sib chiqadi. Bu bir. Ikkinchidan, biz musulmonlar, yuqorida aytdim, ahli sunna val jamoa aqidasi bo'yicha islomimizni tushunamiz, tushuntiramiz. Ahli sunna nima deydi desa, mutlaq foil Alloh taolo deydi. Zilzilalar, siz aytayotgan uslubda bugun ilmiy fan kashf qilgan qonuniyat bilan amalga oshgan taqdirda ham Alloh bo'l desa bo'ladi u narsalar. Alloh bo'l demasa qonuniyatlar ishlamaydi. Insonning tug'ilishi nima asosda? Er xotin asosda, to'g'rimi? Bir er va bir ayoldan inson tug'iladi. Bu doimiy qonuniyat. Hamma buni nima qiladi? Hozirgi kunda qabul qilgan. Lekin Alloh taolo bu qonuniyatni chetlab, bu qonuniyatga bo'ysunmasligini ko'rsatish uchun ba'zan otasiz farzand dunyoga keltirib qo'ya oladi. Iso alayhissalotu vasallamga ota kerak bo'lgani yo'q. Maryam onamiz to'satdan homilador bo'ldilar. Birorta erkakni quli tegmagan. Birorta erkakni qo'li tegmagan. Bugun fan isbotladi. Bugun ustoz zuru rahmat, hozir keng savolga o'tiraylik bo'lsa, bu gapingizni tushundim, muhammad rahmat, Alloh rozi bo'lsin. To'xtatib olaylik. Bugun ilm fan isbotlagan, erkak bilan ayol bilan farzand paydo bo'ladi. Ha, Qur'onda mana menga erkak kishini qo'li tegmagan deyapti. Qanaqa paydo bo'ldi desa, biz aytamizki, Alloh taolo bo'l desa bo'laveradi deymiz. Tog'larni Alloh taolo yerni avtot qoziq qilib qo'ygan degan bo'lsa, qimirlashligini oldini oladi deb xulosa qilayotgan bo'lsa, uni ham bir haqiqati chiqadi, bor o'shani ham. U uni oldini olgan hisoblanmaydi. Teskari gapirayotgan bo'lmaydi. Tog'larni ko'chishligi sababli tog' o'z-o'zidan ko'chadimi? Yo'q, bizning e'tiqodimizda tog' Alloh taolo ko'ch desa ko'chadi. O'z desa o'sadi. Olov yondiradi. Hamma tarixda fizika qonuniyati bo'yicha olov yondirish kerak. Ibrohim alayhissalotu vasallamni yondirmadi. Nimaga? Olovdagi yondirish xususiyatini Alloh taolo olib qo'ydi. Yanar kuni bardan va salaman ala Ibrohim dedi. Ey olov, Ibrohimga sovuq va salomatlik bo'l dedi. Xususiyatini yo'qotib qo'ydi. Ya'ni xususiyatni Alloh beradi. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Alloh taolo har kuni shanda. Bizda bo'layotgan jarayonlar, dunyoda bo'layotgan qonuniyatlarning hammasiga Allohning lutfi bor. Allohning aralashuvi bor. Hammasini Alloh qilyapti. Mana bu e'tiqod bizni Qur'oni Karimda kelayotgan oyatlarni to'g'ri tushunishligimizni ta'minlaydi. Moddiy ko'z bilan qarasangiz, ateistlar bilan gaplashing, dunyoni abadiy deb yuradi ular. Hozirgi kunda abadiy emasligini yangi teoriya bilan aytishyapti. Kecha abadiy dedi, bugun yo abadiy emas deyapti. Kecha aytgan gapini bugun teskarisini aytyapti. Islom unaqa demaydi.
İslam aytadı ki dünyanın başlanışı var deydi. Adamını yaratkanda otaga ham onaga ham muhtaç bo'lgani yo'q. Adam yaralışı. Allah Teala bol dedi boldu. İsa'ya ota kerak bo'lgani yo'q. Allah Teala bol dedi boldu. Kafir soruyordu. Kanakasiga dese. İnne mesela İsa indallahi ke meseli Adem halakahu min turab thumma qala lahu kun feyekun. İsa'nın misali Allah'ın nazdı da Adem'nin misaliga o'xshaydi. Adamını Allah Teala tuproqdan yasadı, yarattı. Bol dedi, buldu. Bular ilmi fen, ilim fen İslam'a mukabil koymakçı buladı. Yok, İslam ilmi fenge, ilimge mukabilmez. Bugün gününde ben taptım diyetken ilmi fenli içi de yürgen ateistler, keçe aitiyetken gepinin tezkarasına aitiyeti oldu. Bugün bunu tezkarasına aitçi yaptı. Ertege bu gepige yana tezkarasına aitçi mümkün. Bir payetler yer aylanmaydı degen adı. Bir cemaat çıkıp alıp. Şimdi yer aylanışını kurtulupdu. Şimdi kuyaş atrafı da aylan yapkenin yam ispat kılışı yaptı. Kuyaş hem uzun atrafı da aylanadı deyiş yetiyordu. Kuyaş yeri atrafı da aylanadı deyiş yetiyordu. Mutlaka tezkarısına içi yaptı hazır. Onun için ilmi fen ispat arkali neticelerge intiledi. İslam ispatını kabul kıladı. Tağlar doğrusu da hemen ayetlerini, tağlar doğrusu da hemen hadislerini örgünüp çıksayız, bugün erişken yutuklarını hammasını tasdiqlagan bo'ladi. Bugün erişe olmagan, hali keşf qila olmagan, yeta olmagan gaplarda ham gapirgan bo'ladi. Xohlasa kesin, xohlagani bilan oyatlarni oturup gaplasha olamiz, lekin ularning ko'pchiligi kela olmaydi. Sizga aytayotgan gaplari ham kimdandir eshitib olgan gaplari bo'ladi. Bular oyatlarni o'qib, o'rganib, taftish qilib xulosaga kelgan odamlar emas. O'shaning uchun avvalo bu masalalarda ular bilan birga o'turmang. İlim bilan shug'ullaning, kerakli narsalar bilan shug'ullaning. Shubhaga tushib qolib orqaga qayta olmagan qancha odamlarni ko'rdim men. Shubha yemirib tashlaydi insonning qalbini. O'zingizga zarar yetkazib qo'yasiz. Xo'p, keyingi savolingiz. Ha, ustoz Abdulloh nomlarini ma'ruzalaridan keyingi savoli. Abdulloh nomli shubta ma'ruzalarida aytishgan o'sha darslikda. Albatta Kaba yiqitiladi, Kaba yo'q bo'ladi qiyomatga yaqin. Uni oyog'i qiyshiq qora tanlilar buzadi deyshgan Abdulloh nomli. Ha, keyin shunaqa Kaba qiyomatga yaqin buzilar, shuna narsalar ham bo'lgan, kimdir aytgan? Keyin ular aytgan, karmatlar buzib bo'lgan, karmatiylar degan buzib bo'lgan Abbosiylar davrida Kabani. Lekin ular qora tanli bas edi deydi. Kim aytadi? U Şahati islah etadi, qora tanli basiydi, karmatlar buzgan, lekin hali qiyomat bo'lgani yo'q. O'sha Abbosiylar davrida buzilgan, unda qasi tosh o'g'irlab ketilgan u, Hajar olasi va. O'sha o'g'irlab ketilgan. O'shanga men o'ylab turgan narsam, u Ka'bani buzish bilan o'sha tog' o'sha Hajar olasi va yo'q bo'lib ketmagan baribir. To'g'rimi ustoz? Ka'ba ham yo'q bo'lib ketmagan. Ka'ba ham yo'q ketmagan. Toshlar tushirmasdan faqat toshni uzun o'g'irlab ketilgan kechqurun tunda, to'g'rimi? Ka'bani hajjoch ham buzgan. Ka'ba to'g'risidagi ma'lumoti mana shunaqangi shubhalarni bir-biriga qo'shishtirib, o'rtadagi gapni yo'qotib harakat qilishadi. Qarmatiylar Ismoiliy jamoasini bir guruhi bo'lgan. Ular Ka'ba muazzamani ya'ni egallab, Hajar al-Asvatni o'g'irlashdan oldin yo'lda yo'ltasarlik qilishgan. 10 yil, 10 yil haj qilolmay qolgan ummat, islom ummati. Nimaga desa, qarmatiylar yo'lda hojilarni pulini olib, molini olib, o'zini o'ldirib, shunaqangi zarar yetkazishgan. Keyin bu xatar ustiga kelib, Ka'baga kelib, hujum qilib, qora toshni olib olib ketishgan, o'g'irlashgan. Keyinchalik ba'zi xoqonlar, ba'zi islom amirlari ularga o'sha yo'l to'sarlik qilish, hojilarni yo'l to'sarlik qilishligini oldini olib shartnoma tuzishgan, Hajar al-Asvatni o'rniga qo'yishgan, u joyga kelgan. Ka'ba muazzamani buzishlik masalasi Hajjoj paytida bo'lgan. Nimaga desa, Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu Makkada xalifalik e'lon qilganlar, Abdulmalik ibn Marvon Shomda xalifalik e'lon qilgan. Bular o'rtasida katta jang bo'lgan. Ana shu jang bugunga qadar Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu Ka'bada xatim degan joy bor. O'sha joyni bitirib, Ka'bani baland qilib qurganlar. Eshigini pastdan qilib, yerdan kiradigan qilib sharoit qilib qo'yganlar.
Keyin Haccac kelib, Hazreti Abdullah bin Zubayr radıyallahu anh'unu askerlerini parakanda kigen, Kabe'ni basıp agen ve Kabe'ye taş atıp buzdurgen. Eski haletiye kaytardırgen. Şimdi o ayağı kışık, kara tenli adam hali çıkkanı yok o. O çıkadı o. O çıkıp Kabe'ni mutlak buzda şeydi. Kabe ordu kamıydı. Kabe kurtarladı, Hacer-i Asvat kurtarladı degen rivayetler var. Lekin hali o hadise bogeni yok. Bir madde yarım madde buzgen yokşagen, taşını uğurlap gitgen yokşagen narsa bilen. Goya ki bana. Bu yem katlandır o gen ular. Misyonerler kimdir şuna kanka şubka taşışken. Uşanı Müslümanlarla taşışı yaptı. Ularda bu geplerinin ilmi asası yok. İngiliz alim hadislere var. Ustoz haligiler peygamberimizi ilk amada deydi. Peygamber bu oyunu takdir edeyim. Alim de biletti. Peygamberimiz koyu tukurmat kılak giriyoruzu. Fakat bizi uzbi hadisler şuna kadar hali bir düşünmen oğlanı. Hali bir nukayetli galatı da. Ben hayran kolanı. O'zbek ateistlar, o'zbek ateistlarini ateistligi ham aniq emas. Islamofob aksariyati. Men yana qaytib aytaman, bu gapimga javob beraman. Aksar o'shunaqangi radikal ateistlarini oilasi parokanda. Yo dadasi narkoman, yo onasi buzuqi, yo o'zi narkoman bo'lib qotib ko'chada qolib ketgan, yo yetimxonadan chiqqan shunaqa bo'lib chiqadi. Aksariyati, men hammasini demaymiz, aksariyati shunaqa. Bular hayotdan xato odamlar. Hayattan noligan adamlar uşanı alamını İslam'dan almakçı buladı. İlmi faaliyet kılıyetkeni yok. Mesela Müslümanlarını tane kılışadı da falan halklar rakete uçuru yaptı Osman'a deydi. O ziyem rakete uçurma yapken uşa yapıyoruz yetken adam. Yapıyoruz adam. Ateistlerin ilmi seviyeliği buluşu cüdeyem kıyın mümkünmez. Bularını seviyesi bulsa ateist bulamaydı. Mantık. Mantık. İnsanın ateist buluşluğunu inkar kıladı. Mantık. Adı sadda mantık ne diye yapma. Ateist buluşçun insan inkar pozisyasını turvası buldu. Ateist bulmasını için ispat gerek. İlmi hakikat gerek. İnsan mantıkan fikirlerini birbirine bağlay alış gerek. Bunu kim yarattı, bunu kim yarattı, bunu kim yarattı degen de mantıkan bağlap. Ahire Allah Ta'ala'ya barış gerek. Başka yol yok. Ateist yarım yolu tohtap kaladı. Özden özü payda bugün deydi. Hadir ula davdura yaptı. Klasik ateizmde dünya abadi deydi. Hadir Big Bang nazariyası payda bugün deyin. Bunu inkar kılış almayetkenlerden keyin. Ne de yaptı? Ha, başlanış var. Başlanışlar var. Ula davdura yatışıptı. Kalkan hemen gap yapırışı bilmeyin. Başka ne savalıyız var? Big Bang nazariyası haqida Qur'onda bir oyat kelgan, dalolat dalolaqa sifatida kelgan. Ustoz bilsangiz, hali har bir sochiluvchi narsa sochilishiga qarsamki, ya'ni Big Bang haqiqatan sochilish, portlash bo'lgan-ku. Big Bang nazariyasiga ko'ra biz Qur'oni Karimni, hadis shariflarni qandaydir ilmiy nazariyalarga bog'lashga majbur emasmiz. Hech qachon ilmiy nazariyalar, mana Big Bang nazariyasi, boshqa DNK nazariyalari bu nazariyalarını yok ki ilmi hakikatlarını Kur'an'a bağlaşke mecbur mesmiz. Çünkü neme geldiyse, çünkü ilmi nazariyalar ertege başkası keşf kılınsa, avvalgisi iptal bulup ilga uçup etedi. Yok, tezkere gelenişi mümkün. Fizikede atom parçalanmaydı degen düşünceler barıdı. 19. asır ahırlarıdı. Atom parçalanışı doğrusu da Einstein yokşagen adamlar ispatları kentiri bilgen deyin ki atom parçalanırken dedi. Parçalanmasa da degen ilmi hakikatlar fizika şunu üstüge kurulgen idi. Nima bo'ldi? Atom parçalanmaydı, mana Kur'an'da falan ayet desek, onda iyi ayetten hata bo'lib qoladi mı degen, noto'g'ri xulosa kelib chiqadi. Biz şunu aytamiz, Kur'an mutlak hakikat. İlmi hakikatlar nisbi hakikat hisoblanadi. Çünkü nisbilik nazariyası var. Dünyadaki hemen narsa bizga nisbeten şunaqa. Men mesela, oq rangni qoraga nisbatan oq deyman. Ba'zi oqlar bor, oqqa nisbatan qoraroq bo'ladi. O'shaning uchun bu ilmiy kashfiyotlarni nisbiy deb qarar ekanmiz, uni nisbiy yo'nalishida moddaga muvofiq o'rganishligini targ'ib qilaveramiz. Lekin Qur'oni Karimni nisbiy ilmga bog'lab, ana falon narsani kashf qilding-a, Qur'onda bor. Ana piston narsa kashf, Qur'onda bor. Bu to'g'ri emas bu. Ulamolar buni qaytaradi. Kur'an qandaydir ilmiy kashfiyatlarni bizga ko'rsatgani kelgan kitob emas. Lekin
aniq bilamiz ki Qur'oni Karim ilmiy kashfiyotlarni, ya'ni aksioma sifatiga aylangan, ya'ni aql mantiq bilan yechilgan ilmlarni hech qachon inkor qilmaydi. Hech qachon inkor qilmaydi. Lekin bugungi kunda shunday nazariyalarni o'rtaga tashlaydiki, u nazariyalarga hali bugungi taraqqiyot yetib kelmagan. Sulaymon alayhi salatu vasallam qissasida Alloh taolo yonida turgan ilmli odamga ilhom qildi. Ya'ni Bilqisning taxtini ko'z ochib yumguncha olib kelib qo'yaman dedi. İlimli adam, ilmi bor adam. Va ko'zlarini yumib ochganlarida Bilqisning taxti oldilarida turibdi. Mana ilmiy haqiqat. Jismni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish ilmi bor. Hozir insonlar buni kashf qila olgani yo'q. Ateistlar bunga ishonmasligi mumkin. Nimaga yo'q? deb kulishi mumkin. Transformatsiya haqida o'sha o'zi misol uchun koinotda ham transformatsiya bor deb hisoblaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni merojga chiqqanlari, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Quddusga borganlarini ateistlar masxara qiladi. Sunnat inkorchilari ham masxara qiladi. Qanaqa uchadi deydi. U paytda 14 asr oldin bir insonni Quddusga bir soniyada borib kelganligini tasavvur qila olmagan odamlar. U mo'jiza, biz buni Qur'on tili bilan aytganda mo'jiza deymiz. Lekin uni boshqacha surati ilmiy asosda uni ya'ni amalga oshirsa bo'lishini bugun isbotlashyapti. Odam uchyapti bugun. Oddiy Allohni qullari ham 300 ming tezlikka chiqadigan, 300 km tezlikka chiqadigan mashina yaratganda endi qudrat hammasini egasi bo'lgan Alloh endi hech narsa emas. 2000 km soatiga, 2000 km soatiga yuradigan kapsulalarni va'da qilyapti. Yaponiyada chiqyapti. Bu Elon Musk. 1 kilometrga allaqancha milliard dollar berasiz, qilaver. New Yorkdan boshlab dunyoning qaysidir burchagigacha 1 soatda yetib boradigan qilyapti, nima qilsa bo'ladi uni. Endi moddiy, ilmiy asosda qilinayotgan narsani Alloh taolo payg'ambarlarga ko'rsata olmaydimi? Ko'rsata oladi. Iymon shunaqa bo'lish kerak. Biz metafizik tushunchalarga odamlarni aralashtirmaymiz. U bizning e'tiqodimiz. Metafizik tushunchalar Alloh va uning rasuli orqali bizga keladi. O'zimiz to'qib olmaymiz uni. Rasululloh merojga chiqqanlari, Qudusga borganlari metafizik tushuncha, biz e'tiqod bu. Mana isbotlandi-ku, uchsa bo'lar ekan-ku desa, biz oldindan bilardik uni. Sanki uchalayapsan, Alloh taolo payg'ambarini nima uchurmaydi? Bu yonib ketadi-ku deydi. Fizika qonunlarini kim yaratgan? Alloh taolo yaratgan. Bu qonunlarni to'xtatib qo'ya olmaydi. Otasiz insonni dunyoga keltira oladi Alloh taolo. Olovni Ibrohimni yondirmaydigan xususiyatga aylantirib qo'ya olmaydi. Alloh taolo yaratgan butun borliqni, uni borliqlarini Alloh taolo o'zi boshqaradi. Salomat bo'lasiz, Alloh taolo o'zi muvaffaq muyassar qilsin va yuqoridagi tavsiyani albatta oling. Sal kech bo'lib qoldi do'stlar, o'shaning uchun tugatamiz suhbatni. Tavsiyani albatta oling. Ateistlar bilan suhbatlashishlikni mutlaqo foydasi yo'q. Ya'ni bizdagi ateistlarni aksariyati alkash, aksariyati hayotdan xafa odamlar. Bir faoliyat qilib, bir yaxshilikka erishib, yaxshi narsani qo'lga kiritgan odamlar emas. Jamiyat uchun foydali bir ish qilgan odamlar emas. Ular bekorchi odamlar o'tiribdi. Mana yaqinda tarixchi qo'shtirno ichidagi Atlas ko'ylagini kiyib olgan tarixdan gapirayotgan Feuerbach tarixchisi Beruniyni kofir deyishga harakat qilyapti, Ibn Sinoni kofir deyapti. Nimaga? Sherida shunaqa degan deyapti. Sher tushunmaydi. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, o'shani profilida LGBTni bayrog'i qo'yildi. Keyin nima dedi? Zlom qilishibdi dedi. Men dedi, bilmabman, o'chirib tashladim undamda dedi. Menda boshqa versiya bor. Bular mana shu ateistlar, LGBT potensial aksariyati. Shular va faol bo'lib shunaqangi bizni ajdodlarimizni kofirga chiqarishga urinib, musulmonlarning e'tiqodiga tajovuz qilayotganlar buyurtma bilan ishlashyapti. Bu versiya bu. O'sha LGBT bayrog'ini bir marta qo'yishligi balki vazifa qilingan unga. Bu yerdagi xalqqa o'zbekchasiga kechirasizlar, bizni profilni zlom qilishibdi degan gap bilan qutulib ketishi mumkin uni xayolida. Lekin achchot berdi u yoqqa. Shunaqangi odamlar bular. Ular LGBT
tarafdorlari ekani va asosiy potensial shularni ichida ekanligi, oxiratga iymoni bor odam LGBT bo'la olmaydi. LGBT bo'lib turib oxirat haqida gapirishligi yolg'on. Oxirat haqida gapirishligi yolg'on. LGBTni. Chunki u jannatda hidiyam hidamaydi u. Bitta payg'ambar alohida shularga kelgan. Bir dona payg'ambarning butun va boshli vazifasi LGBTga qarshi bo'lib kelgan. Yevropada, Amerikada yashayotgan odamlar, yaqin tanishlarim. Gapingizni olmagan ekanmiz. Uzr deyapti hozir. Birinchi avlod 10 yil, 20 yil o'tdi mana hozir taxminan Amerikaga borgan odamlarni. Yaxshi o'zini e'tibor, e'tiqodini ushlab turgan odamlar bor-da, 50% tilini yo'qotyapti. Til yo'q, o'zbek tili yo'q. Nechi foizi dinini yo'qotyapti? Hozir Amerikada, Yevropada yashayotgan musulmonlarga ulamolar aytibdiki, bolalarni maktablarga bermalaring deyapti. Kerak bo'lsa onlayn o'qitlaring, kerak bo'lsa uyingda o'qituvchi chaqirib o'qitlaring, rasmiy maktablarga bermalaring, ya'ni Amerika maktablariga. Nimaga? LGBT majburlab o'qitiladi ularda. Sen deydi, yosh bolani fikrini buzish mumkinmi? Buzadi ular. Bayramlar o'tkazmayapti LGBT bayroqlari bilan. O'shatda yurgan Mir Rahmatga o'xshaganlar. So'taklar O'zbekiston haqida gapiradi. Chiqib Amerika'ya karşı şu yapı yapırsın ki? Yok. Şunun için dostlar. Ateistler bilen birge oturuş. Ularının suhbetini eşitiş. Ularga cevabiniz bu mesela kızıkış. İtikadinizge hatar tuğduradı. Rast şu hatar tuğduradı mı? Ve la tek'udu ma'ahum. Kur'an'ın büyülüğü. Ular bilen oturmayın. Hatta yahudu fi hadisin gayrih. İnnekum izan misluhum deyipti. Allah da Allah. Eğer otursaylar, uşalardan bu kalasılar. Bu nasihatini alayım. Bu nasihat sizge desturul amal bulsun. Başka hiç ben şuurlanayım. Ateistlerde hiç narsa yok. İnkardan başka hiç narsa yok. Akıl mutlak yoklardı. Akli hususiyeti bu gendeydi. İlmi bahslarda ko'rsatardi o'zini ular. Ko'rsatolmaydi. Uzuq yuluq u yoqdan bu yoqdan eshitib olgan, o'zi tushunmagan mavzuni o'rtaga tashab olib, islomga shubha uyg'otish bilan shug'ullanyapti. Ularga pul berishyapti. Amerika ochiqcha aytdi, O'zbekistonda dedi, osçilik bo'lgan shunaqangi. Bularni LGBTlarni ular osçilik deydi. Osçilik havorang potensialiga 500 ming dollar berganligini o'zi e'lon qildi. E'lon qilgani 500 ming dollar. Uşandan ki bunlar gımırlap kaldı, itibar vergen bu seyist. Şu daydı, ok degeni yem, bu gruppelerde Müslümanlarga türlü yıkıl hakaratlarını kılı yetkenleri yem, tarihçı mende Powerbank tarihçisi, Atlas Güleyni kiyip çıkı yetkeni yem, şu podcastlarını kılı yetken Nazım Safarisi yem, bunlar hepsi zakazlı adamlar. Millatni ichidagi ya'ni milliy qadriyat an'analariga hujum qilayotgan odamlar. Ularni tuzog'iga tushib qolmanglar. Barchalarga tashakkur. Alloh taolo bugungi tunimizni ilmiy majlis tunlaridan bo'lishini nasib qilsin. Alloh taolo xatolarimizga kafforat afu bersin. Yaxshi to'g'ri ishlarimizga ilhom qilsin. U ishlarda bardavom bo'lishimizga o'zi yordamchi bo'lsin. O'tganlarimizni rahmatiga olsin. Qarzdorlarga najot, musofirlarga Alloh taolo uzr nusrat, bemorlarga shifo, barchalarimizni haq yo'lda erkadosh jannatda ham diydorlashtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.